Merhaba herkese. Öğrencilerin kanalından sevgi ve saygılarımı sunarak başlıyorum. YÖK son dakika açıklamasını yaptı, yazılı bir metin paylaştı. Bahar dönemine ilişkin açıklama metni uzunca bir giriş yaptı, sonrasında toparladı 5 maddede. Ben şimdi size kısaca özetini vermek istiyorum 5 maddede. Diyor ki YÖK 1. Uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği. Birincisi bu. Bu açıklamaları neden yapıyor? Sağlık Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda ve yapılan anketlerin değerlendirilmesi sonucunda artık resmi açıklamasını yapmış oldu. Bu bir. İkincisi teorik eğitimlerin çevrim içi yapılması. Üçüncüsü Sağlık Bakanlığı'nca dönem ortasında tekrar bir değerlendirme yapılacağı. Dördüncüsü bakın burası da önemli salgın var. Benim barınma durumum yetersiz diyen öğrenciler varsa diyor eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrenciler kayı dondurma haklarından yararlanabilirler diyor. Yani aslına bakarsanız bunlara kolaylık sağlanacak. Bunlar uzaktan da eğitim görebilecekler diye bir ihtimal yok. Kaydını dondurabilirsin. Aksi takdirde ne olur? Malumunuz dersten kalma olur. Ve 5. Rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi demiş. Ve bu yazıların bütün devlet ve vakıf üniversitelerine resmi yazıyla gönderildiğini belirtmiş. Şimdi bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Videolarımız gelecek. Anlaşılan odur ki üniversitelerimizin haberlerine dikkat kesileceğiz. Bölümümüzle ilgili kararımızı doğru vereceğiz. İmkanlarda sıkıntı olan arkadaşlarımız kayıt dondurma seçeneğini tercih edecekler. Uzaktan eğitim yoluyla devam edecek arkadaşlarımız gerekli önlemlerini alacaklar. Kendilerine bir yol haritası belirlemeleri gerekiyor. Tekrar sizlerle konuyu değerlendirmek için karşınıza çıkarım. Şimdilik bu kadar olsun. Kararlar ne olursa olsun elinizde olmayan kararlardan dolayı asla üzülmeyin. Siz elinizde olan yapabileceklerinize odaklanın lütfen. Moralinizi bozmadan çalışmanıza devam edin. Çünkü yaşanan bu günler bir defa tekrar geri gelmiyor. Şimdilik hoşçakalın.